Merhaba arkadaşlar, Nurgülün Tığı ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, tülbentimle arkadaşlar aslında ipim aynı renk, aynı ton birebir. Ya yeşili 732 numara ipimin rengi altın başak bu şekilde haşır şur kağıdı çıkarmadım bu şekilde katlayıp rahat görmeniz için arkadaşlar yani bilmiyorum ben dişlerim kamaşıyor kaşır kuşur edin siz de rahatsız olursunuz diye düşündüğümden böyle bu şekilde katladım şöyle buraya da yazdım her ihtimale karşı kağıdım düşüp kaybolursa diye bugünkü modelimiz elimde gördüğünüz gibi bu en küçük boy serum halkası arkadaşlar Bununla size bir model hazırladım. İnşallah şöyle güzel bir hoşunuza gidecek bir model. Modelimiz sıralı bir model. Şöyle iki sıradan oluşan bir sıralı papatya modeli. Evet bakın bu sarı renkli olan yerler serum halkasıyla yapıldı. üzerinde bu şekilde sıralı papatyalar hazırladım. Herkes yapabilir arkadaşlar bunu. 10 yaşından 70 yaşına kadar böyle rahat yapılabilecek bir model olsun istedim. Modelim bu. Çok hoş, çok da güzel duruyor arkadaşlar. Bakın kalıp gibi ütüye de giden bir model. Modelim bu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, tülbentimizin kenarlarını ikişer zincir çekerek tığ battılarla hazırlayıp Kıyı battığımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz. Arka tarafı unutalım. İlk sık iğne ile başlar gibi başlıyoruz. Bakın kıyı battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. Şöyle bir iki zincir çekiyorum. 5 tane tığ battı mesafesi vereceğiz. bu 1 2 zincir 2 iki ikinci 2 iki zincir 3. 4 ve 5 şöyle 5 tane tığ battı mesafesini verdik. Bakın bu alttaki serumun altındaki şöyle iki zincirle yaptığım yer serum halkama ait. Onu saymıyoruz. Ondan sonra bu şekilde 5 tane tığ battı mesafesi veriyoruz. Şöyle 5 tığ battıdan sonra bir zincir çekip serum halkamızı alalım. Ve sık iğne ile sabitliyorum serum halkamı buraya. Kenarına 6 tane sık iğne yapacağım. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğnemizi yaptık serim halkamızın kenarına ve buraya 7 tane zincir çekiyorum. Yine serum halkamı kapatıyorum. Bu ıı, papatyalarımız için yuva. 7 zincir papatyamız için yuva. Şimdi bu tarafa 6 sık iğne yaptık. Bu tarafa da 6 tane sık iğne yapacağım. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. Bu şekilde serum halkamızı 6 sağ 6 sol olmak üzere ortada da 7 zincirden yuva yaparak tamamladık. Bir zincir çekmiştik serum halkamızı kapatmadan önce oraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bağlamış oldum bakın serum halkımı sık iğnelerini birbirine bu şekilde sabitledim ve dibine bir iki tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girdim. Bu şekilde sık iğne ile tutturdum. Bir iki zincirimi çektim hemen sıradaki tığ battının içine girdim 1-2 zincir bakın bu ilk e, sık iğneden sonra bağlamadan sonraki yapılan tığ battı saymıyorum Çünkü o benim serum halkamın alt yuvası bakın çiçeğimin alt e, saksısı zemini artık arkadaşlar bakın ona ait Ondan sonra bu birden sonra beş tane sayıyorum iki zincirimi çektim hemen tığ battımı yaptım üçüncü tığ battımı da bu şekilde yapıyorum tekrar iki zincir dördüncü iki zincir beşinci bu şekilde bakın beş tane yine tığ battığı yaptık dibine hemen bir zincirimizi çektik ve serum halkamızı alıyorum buraya sık iğne ile serum halkamı sabitledim. Şöyle bakın. Serum halkanın en küçük boyu ama arkadaşlar arada karışır, poşette de çıkabilir. Biraz daha öbürüne nazaran minik gibi geldi. Yine biz 6. 6 altı tane sık iğneyi buraya yapalım. 3 4 5 bakın 4 bu 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. 7 tane zincir çekiyorum. Hemen serum halkamın ortasına girip sabitliyorum. Yine bu tarafı da 6 tane sık iğne yapacağım. Şöyle 3 oldu. 4 5 ve 6 altıncı ve sonuncu şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir tutayım hemen bir zincirli aradan da bu şekilde geçip kapattım bir iki zincir sıradaki tığ battıya kapatıyorum bunu saymıyorum arkadaşlar bu benim serum halkama ait olan bir tığ battı bir iki zincir hatta bunu bir zincir bile çekilebilir. Ben iki zincir çektiğim için o şekilde devam ettim. Daha bile sabit oturabilir. Yol uzak değil. Hemen şöyle bakın. Deneyelim beraber. Şöyle dibine bir tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya sabit. Bakın. Diğerleri iki zincir çekerek Yine 5 tane tığ battı mesafesi vereceğiz. 2 zincirimi çekiyorum. Sıradaki tığ battıya 2 zincir sıradaki tığ battıya 2 zincir sıradaki tığ battıya 4 oldu. 2 zincir sıradaki tığ battıya girerek bu şekilde yine bir zincir çekiyorum. Serum halkamızı alalım. Hemen ortasından bir zincirimizin üzerine sık iğne ile sabitleyelim. Evet, 5 tığ battı. Sonra bir zincir, sonra serim halkasına. Şimdi 6 tane sık iğne yapacağız. Bu ikinci sık iğnemiz. Şöyle giriyorum. 3. 4 5 ve 6. 6 sık iğneden sonra 7 zincir. Hemen buraya kapattım bakın yuvamız. 6 da bu tarafa 1 2 3 4 5 şu yuvadan tutarak rahat bir sık iğne yapabiliriz. 6 Hemen bakın buradaki bir zincirli araya da bağlama işlemini yapacağız. Şöyle giriyorum. Sık iğne ile buraya tutturdum. Üzerine oturması için şöyle bir zincirimi çekiyorum. Sıradaki tığ battıma sık iğne ile buraya sabitliyorum. Yine bakın 5 tane bu şekilde tığ battı yapacağız. 2 zincirimi çektim. Sıradaki tığ battıya 3 oldu 4 2 zincir 5 evet, bakın arkadaşlar bu şekilde ilk sırası serum halkalarını yerleştirerek geçiyor şimdi ikinci sıraya papatyaların yapılışına geçelim Evet ikinci sıramıza şöyle bakın 1 2 3 aslında orayı saymadığımız için şu dibi saymadığımız için ortadaki 3 arkadaşlar 1 2 3 2 sağda 2 solda kalacak şekilde böyle ortadaki tığ battıdan sık iğne ile sabitliyorum. İlk başlarken aynen bu şekilde bakın şuradan hemen 1 2 ortadaki 3. tığ battıya sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. İlk başlar gibi aynen 7 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı 7 zincirimi çektim bu tepede 7 zincirden yuva yapmıştık bu beyaz yuvanın içine de girip sıkı iğne ile sabitledim şöyle 1 2 3 zincir 2 defa tığımın başını doladım hemen yuvaya girip şöyle 2 2 2 alarak 3 seferde buraya bir trabzan yaptım yine 2 defa tığımın başını doluyorum ve yuvaya girdim sıkı sıkı yapalım ki kalıp gibi bir trabzanlarımız olsun 3 oldu yine 2 defa yuvaya girdim 2 2 ve 2 4 tane trabzanı yaptık şimdi yine ilk baştaki gibi 3 tane zincirimi çektim bakın başlarken 3 zincir kapatırken 3 zincir yine sık iğne ile buraya sabitliyorum papatyamın yaprağının birini tamamladık. Şöyle yine dibine 3 zincirimi çekiyorum. Hafif sağa doğru yapmış olduğum yaprağı kaydırıyorum. 2 defa tığımı doladım. Hemen yuvanın içine girdim. 2 2 ve 2 2 defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 2 2 ve 2 4. trabzanı aynı şekilde 2 2 ve 2 alarak bu şekilde yaptık yine 3 zincir kapatıyorum 3 zincir 1 2 3 zincir şöyle hafif elimle çektim 2 defa doladım 2 2 2 2 defa tığımı doluyorum şöyle 2 2 2 3 seferde 4 trabzan zincirle beraber 4 şimdi dördüncü yapıp yine 3 zincir bu zincirimizde 5. trabzan dibine bakın son yaprağı da yaptıktan sonra dibine 7 tane bu şekilde zincir çekeceğim 2 3 4 5 6 ve 7 hemen bakın şöyle sayalım dipten sayın 1 2 3 üçüncü tığ battıya sık iğne ile 7 zincirimi buraya bu şekilde sabitliyorum yine 7 zincir kapatıyorum Bakın bu 7 zincirli beyaz yuvaya 1 2 3 zinciri çekip bu yaptığımız işleme bakın bakın arkadaşlar bu zincir sayısını kendiniz ayarlayın ne burayı böyle bol bıraksın ne de böyle gerdirsin Böyle kalıp gibi deneyip daha önce sizler için zaten bu üç tanesini hazırlamıştım. Bu şekil oluyor. İlk yuvamızı yaptık. Bakın çok da tatlı oldu arkadaşlar. Şöyle açık sarıyla da açtı yeşil renk. Tam bir papatya oldu. Evet. Şimdi iki defa doluyorum bu üç zincirimin üzerine yuvaya girdim. Şöyle iki 2 2 alarak trabzan yaptım. 2 defa atığımı doluyorum. 2 2 2 4. trabzanı aynı şekilde yapıyorum. Bu ıı, trabzanların güzel durmasının sebebi sıkı sıkı kalın kalın almanız arkadaşlar. Gevşek almayın. 2 defa atığımı doladım. Şimdi arkadaşlar 4 oldu. Pardon artık 3 zincir çekerek yaprağımızı kapatma zamanı bu şekilde 1 2 3 zincir 2 defa tığımı doladım yuvaya girdim 2 2 ve 2 zincirimle beraber burada iki tane trabzanım oldu 2 defa tığımı doluyorum yuvaya girdim 2 2 ve 2 2 defa tığımı doladım yuvaya girdim şöyle 2 2 ve 2 Bakın. 3 zincir çekiyorum kapattığım yuvanın içine sabitledim yine 3 zincir çekiyorum 2 defa doladım yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 zincirle beraber iki tane trabzan oldu şimdi bu şekilde yine iki tane daha trabzan yapıp dörde tamamlayalım aynı şekilde 2 2 2 alarak trabzanı yaptım 1 2 3 zincir şöyle dibine yine noktaya kapattım 7 zincirde tam geliyor bu şekilde verdiğim e, zincir sayılarına trabzanı nasıl alınacağını dikkat ederseniz kalıp gibi papatyalarınız olur arkadaşlar yumuşak olmasın kalıp gibi dursun 7 tane zincir çekiyorum Hemen bakın şu köşeden sayıyorum. 1 2 ve 3. Kapattım bu şekilde. Sık iğne ile sabitledim. Yine 7 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen yuvanın içine girip sabitledim ikinciyi de bu şekilde bitirdik bir tane daha yapalım bunu da yapalım beraber arkadaşlar sizlerle 3 tane zincir çekiyorum 2 defa tığımın başını doladım yuvaya girdim 2 2 ve 2 2 tane trabzan 2 defa tığımı doladım yuvaya giriyorum şöyle 2 2 2 2 defa tığımı doladım yuvaya giriyorum şöyle 2 2 ve 2 1 2 3 zincir hemen trabzanımın arasına girip sabitliyorum 1 2 3 2 defa tığımı doladım yuvaya giriyorum 2 2 2 zincirle beraber iki trabzan iki defa tığımı doladım yuvaya girdim 2 2 ve 2 3 ve 4 bakın kendi kendine kayıyor arkadaşlar hiç ortasından tutturmuştuk tuttururken ortasından yapmaya başlayın o kendiliğinden yaptıkça sola doğru meyil ediyor şu sonda eğer hani yer açmak istiyorsanız şu sonuncu biraz hafif meyil ettirin 2 defa tığımı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. 2 2 ve 2. 2 2 2. 1 2 3 zincir. Hemen yuvaya girdim. Buraya sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. 6 ve 7 Evet şu taraftan sayıyorum 1 2 3 hemen buraya bitiriyorum 5 zinciri öylesine çektim ipimiz sökülmesin diye şöyle bakalım arkadaşlar ütülemedik sıkı sıkı yaptık. Arkası da serum halkası bakın bu şekilde. İlk gösterdiğim de zaten ütüsüzdü arkadaşlar. Kalıp gibi şöyle modeli görün. Çevireyim bir de şu şekil bakalım arkadaşlar bakın. modelimin güzelliğini. Evet. Bakın papatyalarımız bu şekilde. Çok güzel duruyor. Verdiğim zincir sayılarına verdiğim gösterdiğim trabzan alış şekillerine göre Yaparsanız bu şekilde kalıp gibi bir modeliniz olur. Zaten serum halkası üzerine bir de sık iğne, şöyle ütülü gibi, kalıp gibi bakın arkadaşlar çok hoş durdu. Rengini de ben çok beğendim. Yeşilin üzerine krem. Denerseniz muhakkak bu tülbente bu renklerle deneyin isterim. tabi zevk ve e, nasıl hangi renkten hoşlanıyorsanız size ait. Bu şekilde modelim. Evet. Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.